Merhaba arkadaşlar, Hobi Zamanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet, karşınıza 7 bir paspas modeliyle karşınızdayım. İnternette yabancılar da görmüşsünüzdür eminim. Dedim benim kanalımda da olsun, ben de yapayım. Evet, ayıcıklı paspasımız çok tatlı ve çok şirin oldu. Çocuk odası için harika. Alize Puffy Fur ile ördüm. Alize Puffy Fur tüylü olan. Halımız zaten daire şeklinde, kulakları ek parça olaraktan birleştirdim. Kanalımda daire şeklinde paspas nasıl örülür kanalımda mevcut. Ben açıklama linkine yine bırakacağım. Oradan bakıp yapabilirsiniz. Ana taban için 7 yumağa yakın gitti. Yine tam emin değilim. Daha az, daha fazla daha fazla gideceğini düşünmüyorum ama daha az gidebilir. Çünkü ben elimde yarım kalan yumakları değerlendirdim. Krem renginden 2 yumak gitti. 2 yumak tam değil tabii ki, 1,5 yumak. Yünüm bayağı bir arttı. Evet, şimdi isterseniz gözlerine ben Alize Puffy Fine'dan ilmekleri küçük olandan ördüm. Siz kadifli iple de örebilirsiniz. Burnunu da aynı şekilde yaptım. Şöyle size bir anlatmak istiyorum nasıl yaptığımı. Alize Puffy ile ben yine de halısını hazırladım. Alize Puffy ile örüp yuvarlak daire şeklinde halımı ördüm, hazırladım. Kulağını size nasıl örüldüğünü göstereceğim. Alize Puffy'de fırla göstermek çok imkansız, tüylü olduğu için ilmekler gözükmediğinden dolayı Puffy ile size göstermeyi düşündüm. Ama şu ağız kısmını anlatmak istiyorum. Bunu da neden anlatacağım? Puffy ile ördüğüm zaman Puffy ya da Fine, onun ilmekleri küçük olduğu için aynı sayıda olmuyor. Ben bu eğer fur ile örmeye kalkarsanız sihirli halka yapıyorsunuz. Aynı halıda olduğu gibi. 6 sık iğne, 6 çift batıyorsunuz. 3. sıra 1 tek 1 artırma, 4. sıra 2 tek 1 artırmada bitiriyorum. Kulakları da aynı şekilde yapmak isterseniz 6 sık iğne, 2. sıra çift batıp bitiriyorum. Eğer gözlerini Alize Puffy Fine'la örmek isterseniz 6 sık iğne, 2. sıra çift batıp bitirdim. Gözlerinde ışıltıyı furdan 2 ilmek açaraktan içerisine geçirip arka tarafından bağladım. Burun kısmını Alize Puffy Fine'dan ördüm. O da 6 sık iğne arkadaşlar. İpimi kırmadım. Zincir çektim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çekip arkadan geçirip bağladım. Ağız kısmının nasıl yapıldığını size zaten göstereceğim. İlmekleri geçiriyorum. Alttan geçirip üstten zincir çekerekten o şekilde verdim. Ama siz yine kendi kafanıza göre de takılabilirsiniz. Evet, bu şekilde. Aslında bu anlatmamla eğer acemi değilseniz, Alize Puffy ile benim kanalımla daha önceden tanıştıysanız bu anlattığım şekilde de örebilirsiniz. Ama ben tabii şimdi size kulakların nasıl yapıldığını göstereceğim. Videomuza başlayalım. Evet, halımızın kulağıyla devam ediyoruz. Sihirli halka yapacağım. Hemen şöyle ipimi açıyorum. Sihirli halkanın içerisine 6 tane ilmek geçireceğiz. Sık iğne tekniğiyle örüyoruz. 2 tane ilmek geçiriyorum. Geçirdiğim ilmeği yumaktan gelen ilmeğin içerisinden geçirerekten ilk ilmeğimi sabitlemiş oldum. Hemen bir ilmek geçiriyorum. Parmağıma takıyorum. Yumaktan gelen ilmeği içerisinden geçirdim. İkinci ilmeğim. 3. Dört. 5 ve 6. Halkamı çektim, kapattım. Evet, şimdi arkadaşlar daireyi birleştirmeyeceğim. Ters dönüyorum. 6 sık iğne,
yapıyorum. Her aradan bir ilmek. Bir, iki, üç, dört, beş ve altı. Altı sık iğne yaptım. Örgümü tersine çevirdim. Burada her arada artırma yapıyorum. Aynı yerden bir daha ilmek geçirip kapatıyorum. İlk artırmamı yaptım. İkinci artırmam. Üçüncü. Dördüncü. Beş. Ve altıncı. Evet, 6 defa artırma yaptık. İlmek sayımız 12. Örgümü ters çevirdim. Devam ediyorum. Her aradan sadece bir ilmek. Evet, bu şekilde her aradan bir ilmek geçirip kapatıyorum. Evet, her aradan sadece bir ilmek. İlmek sayımız da bir değişiklik olmadı. İlmek sayımız hala 12. Evet. Sıramı tamamladım. Ters çeviriyorum. Bir tek bir artırma yapıyorum. Tek artırma, tek artırma, tek artırma, tek artırma, tek artırma, tek artırma. Evet, son artırmam. Örgümün tersine çeviriyorum. Arkadaşlar, burada her aradan sadece bir ilmek çıkartıp kapatıyoruz. Evet, sıra sonuna kadar her aradan sadece bir ilmek. Bu şekilde devam edelim. Evet, sıramı tamamladım. Örgümü ters çevirdim. Burada iki tek bir artırma yapıyoruz sıra sonuna kadar. Bir, İki. İki tekimi yaptım. Artırma yapıyorum. İki tek. Bir. İki tek. Bir artırma. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. İki tek bir artırma. Evet, iki tek bir artırma yaptım. Sırayı sonlandırdım. Burada arkadaşlar 10 tane ilmek açacağım ben. Aynen burada olduğu gibi dikmek için ipim olsun. Evet, bu şekilde kulaklarını yaptık. Şimdi iç kulağını yapacağız. İç kulağının nasıl yapıldığını göstereceğim. İsterseniz dediğim gibi daire şeklinde de örüp
Benim Alize Puffy Fur'la gösterdiğim gibi de yapabilirsiniz. Ama ben bunu bu şekilde yapmayı tercih ettim. Değişik olsun. O zaten kolay, direktmen daire şeklinde öreceksiniz. Evet, iç kulağın yapımına başlıyoruz. Hile halka yapıyorum. Sık iğne tekniği ile iki tane ilmek geçirdim. Hemen yumaktan giren ilmeği içerisinden geçirip kapattım. İlmeklerimi tek tek sokuyorum ve kapatıyorum. 2 halkanın içerisinden geçirdim. Kapattım. 3. Halkanın içerisinden geçirdim. Kapattım. 4. Beş. Evet. Şöyle ipimi biraz çekiyorum. Halkam küçülsün. Son ilmeğimi de geçirip kapatma işlemi yapıyorum. Bir bakalım alttan ilmek sokmuş muyuz? 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Evet, ipimi çektim, halkamı küçülttüm. Burada dairesel örmeyeceğim. İsterseniz siz dairesel olarak da örebilirsiniz. Ona siz karar verin arkadaşlar. Ben iki çeşit de size göstermiş oldum. Hemen şuradan tığımı alıyorum. Ters çeviriyorum. Örgümü ters çevirdim. Artırma yapıyorum. 1. Aynı yerden bir daha ilmek geçirip kapatıyorum. 2. Yani bu artırmaları 6 defa yapacağız. Her aradan 2 ilmek. 1. Aynı yerden bir daha batıyorum. Ve kapatıyorum. 2. İkinci artırmamı yaptım. Üçüncü artırmam. Aynı yere battım. Dördüncü artırmam. Beşinci artırmam. Ve son artırmam 6. Evet, 6 defa artırma yaptık. İlmek sayımız 12. Evet, bu şekilde ters çeviriyorum. Bir tek bir artırma yapıyorum. Sıra sonuna kadar bunu 6 defa tekrar ediyorum. Bir tek bir artırma. Aynı yerde bir daha ilmek çıkartıp kapatıyorum. Artırmamı yapıyorum. Evet, bir tek bir artırma. Bir tek bir artırma. Bir tek bir artırma. Bir tek. Evet, bu şekilde sonlandırıyoruz. Bir tek bir artırma. 6 defa artırma yaptık. Örgümü ters çeviriyorum. Evet. İlmek sayımız 12. Her aradan sadece bir ilmek geçirip kapatıyorum. Her aradan sadece bir ilmek. 2. 3. 4. 5. 6, 7, 8,
9, 10, 11 ve 12. Evet, bu şekilde iç kulağımızı yaptık. Buradan hemen 1-2 ilmek açıp ipimi kopartıyorum. Son ilmeğin içerisinden ipimi geçirip çekiyorum. Evet, şöyle içlerden iç tarafta kalacak şekilde ipimi geçirip bir düğüm atıyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde iç kulağımızı dikiyoruz. Dış kulağı bu şekilde dikiyoruz. Hemen gözleri nasıl yaptığımı göstereceğim. Sivri halka yapıyorum. Siyahtan da pek gözükeceğini sanmıyorum. Aynı şekilde daha önceki yaptığımız gibi aynı şekilde 2 ilmek geçirdim. Yumaktan gelen ilmeği içerisinden geçirip ipimi sabitledim. Hemen ikinci ilmeği geçiriyorum. Yumaktan gelen ilmeğin içerisinden. Önce halkanın içerisinden ikisini bir tuttum. Sonra yumaktan gelen ilmeğin içerisinden. 3, 4, 5 ve 6. Evet, burada halkayı küçülttüm. Burun için işte arkadaşlar bu kadar yeterli oluyor. Burun için. İsterseniz burunu da nasıl yaptığımı anlatayım size. Hazır bunu yapmışken daha sonra göze devam edeceğim. Hemen ilmeği birleştirdim. Halkamı kapatacak şekilde. İlmeğimi geçirdim. Kapattım. Burada ne yapıyorum? 1, 2, 3, 4, 5 istediğimiz boya kadar burun çizgisi olacak şekilde zincir çektim. Bunu da göstermiş oldum bu arada. İki kere ayrı ayrı çekmeme gerek kalmadan. Şimdi göze devam edeceğim. Geri açıyorum hemen. Hemen burada bir işareti takmam şart. Çünkü sık iğne tekniğiyle yaptığımız için. Evet. 6 defa artırma yapıyorum. Daire şeklinde örmeye devam ediyoruz. Halkamızı kapattık. Evet. 6 defa artırma yapıyorum. İlk artırmam. İkinci artırmam. Üçüncü artırmam. Dördüncü artırmam. Dört. Beşinci artırmam. Beş. Ve altı. Evet, 6 defa artırdık. Hemen buradan ilmek açıp ipimi kopartıyorum. Bir öndeki ilmek arasından ipimi geçirdim. İpimin içerisinden ilmeğimi geçirdim. Burada çok çekiştirmeyelim. Halkamızı çıkıntı olmasın. İpimi arka taraftan alıp burada bir bağlayacağım. Evet, bu şekilde gözümüzü yaptık. Hemen ışıltıyı nasıl yaptığımı söyleyeceğim. Evet, bu şekilde 2 ilmek ötesinden çıkartıp arkada da bir düğüm atmadan önce bir kere daha geçiriyorum. Aynı yerden. Evet, bu şekilde düğüm atıyorum.
Buna bir tane daha örüyoruz. Evet. Halımın ağız kısmını ben kahverengi ile yaptım arkadaşlar. Elimdeki yünleri değerlendiriyorum. Dediğim gibi siz istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Alize Puffy Fine ile ördüm. 6 tek bir artırmaya kadar sihirli halkadan. Zaten artık öğrendiniz yanılmıyorsam. Sihirli halkanın içerisinde 6 tek. Daha sonra çift 1 tek 1 artır. 2 tek 1 artır. 3 tek 1 artır. 4 tek 5 6 ve 7 tek arttır yapana kadar ördüm. Çünkü alize puffy fine'ın ilmekleri daha küçük olduğu için eğer puffy ile örürseniz bu kadar yapmanıza gerek yok. Furla örerseniz 2 tek 1 artıya kadar yeterli. Şimdi burun kısmını yapacağım. Alize puffy fine yaptım. Kadife ipiniz varsa kadife ipinizde de tığla örebilirsiniz. Sihirli halka yapıp 6 ilmek geçirdim. Şimdi ne yapıyorum burun için? Halkamı ilmeğimin içerisinden geçirerekten birleştirdim. Evet, bu şekilde birleştirdim. Zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 Şöyle bir bakalım. Ortasını biraz yukarısına burnunu dikeceğim. 5 tane herhalde yeterli. Artık onu siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Evet, bu şekilde ipimi kesiyorum. Kopartıp ilmek açıp daha doğrusu kopartıyorum. Tam orta kısmını şu şekilde hemen arkadan, hatta şöyle yapalım, ilmeğimi, son ilmeğimi ipimin içerisinden geçirip kapatıyorum. Arkaya aldım. Daha sonra dikeceğim onu güzelce. Evet, bu şekilde burun kısmını isterseniz biraz daha yukarıya alıp, biraz daha yukarıya alsak daha mı hoş duracak? Evet, şu şekilde biraz daha yukarıya alıp da dikebiliriz. İpimi arkadan çıkartıyorum. Evet, bu şekilde dikeceğim ben bunu. Şimdi ağız kısmını nasıl yaptığını göstereceğim. İsterseniz bir toplu iğneyle ya da şu halkaları takip ederekten de yapabiliriz. Bir işaretçi koyarsanız daha iyi olur. Şuradan başlıyorum. Bir tane ilmek açalım ki bağlamak için yerimiz olsun. Evet, bir tane ilmeğimi geçirdim. Zincir çektim. Hemen altından bir ilmek daha geçirip zincir çekiyorum. Evet, bu şekilde halkamı, ilmeklerimi takip ediyorum. Aralardan ilmeğimi geçirerekten. Aslında burun çizgisi ağızla birleşik olursa daha güzel olur. Öbüründe öyle yapmıştım. Yani bunu biraz daha aşağıya alabilirim. Bu şekilde. Dikerken o şekilde dikebilirsiniz. Artık keyfinize kalmış. Şöyle ipimi çıkartayım. Evet, bu şekilde de dikebiliriz. Şöyle ilmekleri önce bir çıkartalım. Daha sonra kapatma işlemi yaparız. Aynı halkayı takip ediyorum.
yuvarlak olduğu için ağza yuvarlak gelecek. Evet, böyle kapatma işlemi yapalım. Hemen bir bakalım orantılı mı? Kaç ilmek? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tam orantılı olmuş. Evet, dediğim gibi şu fazlasını da ipin kopartıyorum ben. Hatta şöyle arkasını alalım. Dikerken kayma olmasın. Burada da bir düğüm atabiliriz. Zaten gözükmeyecek. Evet arkadaşlar, bu şekilde ipimi kopartıp arka tarafından çıkartacağım. Önce bir yine bir kontrol yapmak istiyorum. Kamera karşısında bazen çok dikkatli olamıyorum. Sonradan söğütme derdim olmasın. Evet, bu şekilde ipimi arka tarafa aldım. Evet, bir iğne ipiyle dikeceğiz. Dediğim gibi yine bir kontrol edelim. Ben hem sağdan hem soldan ilmekleri sayaraktan yaptığım zaman daha garanti oluyor. Evet, burada ipimi kopartıyorum. 2 ilmek açtım. Son ilmeğimi ipimin içerisinden geçirdim. Arka tarafa çekiyorum. Evet. Evet arkadaşlar, bu şekilde. Evet arkadaşlar, halımız bitti. Bunu bu şekilde alıyoruz. Ağız kısmını bir iğne iplikle dikebilirsiniz. Gözlerini hemen şu şekilde. Kulaklarını da artık bunu orantılı bir şekilde dikmeniz gerekiyor. Hemen şu bir ilerisinden ipimi geçirdim. Son ilmeği içerisine takıyorum. Bu Alize Puffy Finder gibi çektiğimiz zaman maalesef kapanmıyor. Evet, bunu bu şekilde yaptıktan sonra tekrar uç kısmı alalım ki rahat bir şekilde dikelim. Evet, dikerken zaten bir tığla, kalın plastik iğneyle ellerimizle bile dikebiliriz bu şekilde. Bir kulaktan bir paspastan geçirip dikiyoruz. Evet, bu şekilde dikiyoruz arkadaşlar. Bunları da bir iğne iplikle dikerseniz olur. Orantılı olsun, düzgün olsun. Burun tam orta kısmında, göbek halının paspasının göbek kısmına denk gelsin. Aradaki ilmek sayılarını sayaraktan aynı şekilde bırakın. 2 ilmek bıraktım. Buradan da 2 ilmek o şekilde. Evet, bu videonun da sonuna geldik. Çok tatlı bir paspas oldu. Çocuklar odasını çok şık gösterecek. Furla daha çok güzel duruyor. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Kanalıma beğeni ve yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.